Ee, gelelim gözleme, Doğu Gözleme Gözlemevi'ne. Şimdi sizin getirdiğiniz görüntüler de var. Evet. Ee, aslında onları da ciddi ciddi merak ediyorum. Ee, nedir şu an son durum? Şimdi şöyle, Doğu Anadolu Gözlemevi Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum'da önderliğinde yürüyen bir büyük proje. Herhalde yanlış bilmiyorsam Türkiye'nin temel bilimlere yaptığı en büyük yatırımlardan biri oldu uzun bir süreden sonra. Ee, yaklaşık 2010 mu ilk en eski ilk şey i̇lk şeyde deneme de projesi olarak onaylandığında 2012'de de resmi olarak başladı. O zamandan beri işte Atatürk Üniversitesi'nin önderliğinde başta Cahit Yeşil Yaprak hocamız olmak üzere hep beraber yaptığımız, bizim de kendimize katkı sunduğumuz bir proje. videoda galiba görüntüler evet, var zaten. Evet şimdi geldi. Bunlar drone ile çekilmiş görüntüler. Bu hangisi sanırım birazcık daha yenisi de vardı diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Arkadaşlar, yavaş yavaş artık tamamlanmaya başlayan bir proje. Buradan orası 4 metre var mıdır diye düşünüyorum yoktur daha küçük burası evet, herhalde. Burası daha ufak. İşte bunun da biraz daha büyük kadar bir aynası olan burada aynanın test görüntüleri var üretildiği fabrikada yapılmış. Orada bir insan falan olsa belki daha iyi gördük ama işte o arkada gördüğümüz o gri fond bir taraftan bir tarafa 4 metre büyüklüğünde. Bu tabii bizim hani bilimsel açıdan biz ne kadar büyük bir ayna kullanırsak o kadar çok ışık toplayabiliriz. O kadar sönük cisimleri gözleyebiliriz Ne göreceğiz? Hani. Hedefimiz ne? Yani şimdi o tabii bu teleskopa bu tip teleskoplarda her türlü hedefi gözlemlemek mümkün. Yani astrofizik anlamında temel olarak yapabileceğiniz her şey mümkün. Bu teleskobun en önemli özelliklerinden birisi birincisi bir kere büyük olması dediğim gibi böylece zaten doğrudan daha sönük olan cisimleri gözleyebilir hale geleceğiz. Daha uzakta olan cisimleri, yıldızları, başka galaksileri vesaire gözleyebileceğiz. olabileceğiz. Bir başkası da daha önce hiçbir zaman gözleyemediğimiz bir dalga boyu olan yakın kız ötesi dediğimiz bir dalga boyunda gözlem yapabilir olacağız. Çünkü var olan TÜBİTAK ulusal gözlem uzun zamandır zaten bir buçuk metrelik çaplı bir teleskoba. Ayrıca başka daha küçük teleskoplara sahip gözlemimiz. Antalya'da Bakırtepe'de onun görsel bölgede yaptığı deneyimin ötesine geçme şansı veriyor. Sadece daha sönüğe gitmenin ötesinde daha kırmızıya, daha düşük enerjili ışığı da toplayabilme olasılığı sağlıyor. Evren genişliyor malumunuz. O yüzden bu da bize kır daha kırmızıya gitmek aslında daha da uzaklara gidebilmemizi sağlayan bir başka yan etki diyelim sağlıyor. O önemli. Bu teleskobun kendi özelinde başka önemli özellikleri de var tabii. Nedir i̇şte onlar? Yani şu anlamda birincisi çeşitli optik özelliklere sahip. Bunların önemli bir kısmı Işık Üniversitesi'nde işte Onur Keskin Hoca tarafından tasarlandı, dizayn edildi. teleskobun kendi optik tasarımı yine aynı ekip... Cahit Teşri Yaprak, Onur Keskin hep beraber tasarladılar. O açılardan da önemli. Yani burada sadece bir teleskobun buraya getirilip, öyle konup, haydi buyurun gözlem yapının ötesinde bir teknoloji geliştirme, bir fikir geliştirme, deneyimleme şansı da oldu. Bu da tabii Türkiye'deki astronomi camiası için açıkçası bence çok önemli bir deneyim, çok güzel bir deneyim. Ben tam kesin rakamı bilmiyorum. Herhalde 1-2 yıla ilk ışığını çok rahat bir şekilde alır. Evet. hatta bu teleskobun üzerindeki bulunan iki tane özel sistem biri aktif optik biri adaptif optik sistemleri dünyada ikisinin eş zamanlı olarak bu şekilde çalışabiliyor olması bir ilk. Ve bu şekilde tasarım tamamen Türkiye'de yapılmış bir teleskop. Ee, ve bu forma ulaşmış olması da bu işin sonunun geldiğini gösteriyor. Hatta Cahit hocamızdan aldığımız son haber teleskobun da Türkiye'ye geldi ve yola şeye doğru, Erzurum'a doğru yola çıktı. Teleskop yönünde. nereden geldi? Ee, Rusya'da ayna kaplamaları yapıldı. Hmm. Ee, yani o süreçler devam ediyor şu anda. Ee, aynı zamanda bu teleskobun 4 metre sınıfında olması yani 4 metre büyük bir teleskop olması hem Türkiye'nin en büyük teleskobu anlamına geliyor hem de bizim gözlem pencerelerimizin daha çok açıldığını ve bu alanda çok detaylı çalışmalar yapabileceğimiz anlamına da geliyor. Dolayısıyla biz DAK projesini Türkiye açısından çok önemli bir temel proje temel bilim projesi olarak görüyoruz. Yakın coğrafyadaki de verimli gözlem zamanı alabilen diyelim tabi Rusya'da biraz daha büyüğü var ama en büyük teleskoplardan birisi olacak. Bu da önemli tabi bu teleskoplar yer tabanlı teleskoplar Dünya'da gece olduğu zaman bulundukları yerlerde konumlarda gözlem yapıyorlar bizim bu tarafta böyle büyük teleskop çok fazla yok yani bir tane Rusya'da var ama bazı sıkıntıları olan bir teleskop o yüzden anlık olan olaylarda Haydi bakalım şu anda bir şey oldu falan gibi dediğimiz durumlar ki bunlar çok oluyor aslında öyle durumlarda ciddi bir kabiliyet katacak bize